Merhaba arkadaşlar, bu videonun konusu Insertion Sort. Insertion Sort konu anlatımını açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Sizden bir ricam var, kanalımızın faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen abone olmayı ihmal etmeyin. Bizim için oldukça değerli bir şey bu. Insertion Sort'u hatırlıyorsanız bir tane key seçimi yapılıyordu. Ve o seçilen key solundaki sayılarla karşılaştırılıyordu. Eğer karşılaştırılan sayıdan küçükse sola doğru kaymaya devam ediyordu. Daha doğrusu büyük olan sayılar sağa kaydırılıyordu. Ve kendisi uygun bir konuma yerleştiriliyordu. Tabi bunu yapmamız için bir tane döngüye ihtiyacımız var. Döngü yalnız birden başlayacak. Çünkü sıfırıncı indisteki sayıyı sıralı kabul ediyoruz. Dizinin boyutu kadar dönecek. Burada bir tane key seçmemiz gerekiyor, anahtar seçmemiz gerekiyor ve ininci indisteki sayıyı key olarak seçiyoruz ve daha sonra bir tane de solundaki değer, yani solunda var olan sayıyı saklamamız gerekiyor. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü arkadaşlar soldaki diziyi sıralı dizi kabul ediyoruz ya, soldaki dizinin en son elemanında elimizde tutmamız gerekiyor. O yüzden bu şekilde bir işlem yapıyoruz. Şurayı neden çizdi ona bir bakayım. Tamam, kullanılmadı diye çizmiş. While diyeceğiz. Şöyle bir şey yapalım. J'ninci eleman sıfırdan büyük olmalı. Yani eksili sayılara gitmemeli kaydırma işlemi yaparken. Ve anahtar değeri dizi değerinden küçük olmalı. Bu şartlar sağlandıkça sağa kaydırma yapacağız elemanları. Nasıl kaydırma yapacağız? Kaydırma yapmanın mantığı şöyledir. Sağa kaydırma yapmanın mantığı şu. Dizi J artı 1'e dizinin J'ninci indisindeki sayı atanır. Böylece sağa kaymış oluruz. Yalnız J elemanında her defasında bir eksiltmiş olmamız gerekiyor. Bu işlem bittikten sonra dizinin J artı 1'inci indisine anahtar değerimizi direkt atayabiliriz. Insertion sort bu şekilde çalışıyor. Konu anlatımını dediğim gibi video altındaki linkten, açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Sadece şeyi değiştireceğim. Burada selection sort yerine insertion sort'u gönderiyorum. Kaydedeyim ve bir çalıştıralım bakalım. Evet, yine aynı sonucu verdi. Sayıları değiştirelim. Şuraya 18 yazalım. Şöyle bir şeyler salladım. Tekrar bir görüntüleyeyim, hata var mı? 3, 5, 7, 10. Yok arkadaşlar, sıralamayı başarılı şekilde gerçekleştiriyor.